Hayal kurmak aslında birazcık da hedef belirlemek ve o hedefin peşinden koşmak. Ve peşinden koştuğumuz zaman yaşadığımız o hayal kırıklıkları kötü sonuç ya da olumsuz bir sonuç olursa bunu nasıl dengelemeliyiz? Hayalin gerçekleşmesi için önce bir hayalin olması gerekiyor, bir hayal kurmamız gerekiyor. Tabii burada hayal kırıklığı yaşamamak için de kurduğumuz hayalin biraz böyle ayaklarını yere basar ve makul ve mantık çerçevesi içerisinde olması gibi bir ön koşul var. Ancak burada hayal kırıklıklarının hiçbir zaman yeniden hayal kurmamıza engel olmamasını ben temenni ediyorum ve öyle olması gerektiğine inanıyorum. Bir bakış açısı da şu olabilir. Bizim hayatımızda hep böyle eksi olarak, haneye eksi olarak yazıldığını düşünüyoruz ama tecrübe anlamında da belki aslında bize çok şey katan unsurlar hayal kırıklıkları. Çünkü artık bir daha öyle bir hata yapmama tecrübesini de edinmiş oluyorsunuz. Bunu da göz önünde bulundurarak o eksiği ve artıyı dengeleyerek birazcık daha kendimizi bu hayal kırıklığına ilişkin yaşayacağımız olumsuz tabloyu hafifletmek yolunda kullanabiliriz belki. Hayal etmeyi ne zaman bırakır kişi ya da ne zaman tekrar yeniden hayal kurmaya başlar? Kişiden kişiye, kişilerin hayata bakış açılarına göre değişir. Hani son nefesine kadar hayal kurabilme yetisi ve isteği olması lazım bir insanın. Şimdi adını hatırlamıyorum. Meşhur bir yazardı sanırım, işte 85-90 yaşındayken bir ceviz ağacı diktiklerinde eleştirmişler. Ya ceviz işte en az 15-20 sene sonra meyve veriyor. Onun o hayali ve o ceviz ağacının, o cevizlerin meyve olarak, bu biraz insanların hayata bakış açısıyla değişiyor ama bence son nefesinize kadar hayal kurmak, bir hayalinizin olması insanı hayata bağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi.